Haberiniz var mı hocam? Şükran Baran Hanım soruyor. Oo. 55 yaşındayım. Günaydın. Kemik erimesi. Evet, önce şiddetli kemik erimesi var demiş. Hocamız ne önerir? 55 yaşında. Ha, menopozda yeni arkasında bırakmıştır. Lütfen. Bayanlarda bu çok görülür. Östrojen hormonu seviyesinin düşmesiyle beraber menopoz döneminde östrojenle kalsiyum ikiz kardeş gibi hareket ederler. Dolayısıyla kalsiyum kemiklerden atılmaya başlar. Osteoklastlar, yani kalsiyumu kemikten dışarı taşıyan protein daha çok aktive olur. Bunu aktive eden nedir? Demek ki bunun frenine basmamız lazım. Bu taşıyıcı proteini, kalsiyumu taşıyan. Nedir o? Bunu frenleyecek, inhibe edecek, bloke edecek. Süt ve peynirden uzak duracaksınız. Evet, sütün içerisindeki o kazeindeki proteinlerin bir kısmı kalsiyumu dışarıya taşıyan, kemikten kalsiyumu dışarıya taşıyan proteini aktive ediyor. Bir başka şey daha, kazein aynı zamanda vücudu asidik yapıyor. Neden? Sistein ve metiyonin dediğimiz kükürt bakımından zengin iki tane amino asit içeriyor. Kükürt demek hamısı kibrit. Kibrit nedir? Kibrit kükürt demektir. Hamız da asit, kükürtlü asit. Sülfürik asit oluşuyor eskiden. Hani şu kibrit evet. Çakarız ya, o kükürt evet. Demektir. Yananda o zaten dumanı çıkıyor, hafif sarı. Kükürt işte o, kükürt dioksit. Şimdi dolayısıyla vücudu asidik yapıyor. Vücut asidik olduğu zaman homeostaz, vücut kendini dengeleyecek. Neyle? Bir tane mineral var, çok önemli. O da kalsiyum. Nerede bulunur? Kemikte ve dişlerde. Bu sefer kemikten kalsiyumu çekmeye başlıyor. Asidi bazik yapabilmek için. Kalsiyum bikarbonat. Mübarek lisede öğretiyoruz. Bikarbonat. pH dengeleyici. Tampon çözelti hazırlama filan diye. İşin kimyası. Neyse. Yani burada asitli asit yapıcı gıdalardan yumurta bir numaralı asit yapıcıdır. Bak limon suyu vücudu bazik yapar, biliyor musun? Evet. Şimdi başka bir şey, çok fazla et tüketimi. Çok fazla et tüketimi. Mesela zeytin vücudu çok kuvvetli bazik yapar. Kayısı, kuru kayısı işte. Taze meyve ve sebzeler, bunlara ağırlık verin. Süt ve peyniri kesin. Hemen derhal yoğurt tüketebilir ve brokoli haşlayıp suyunu içsin, çok az suda ve tanelerinde salatasında tüketsin. Kemik erimesine karşı hemen fark etmeye başlayacak. Süt için süt için diyorlar ya, kemik erimesine yok. Tam tersi. Tam tersini söylüyorsunuz. Tam tersi. Evet, evet. Doğru evet. Bilinen bir yanlış demek ki bu da. Evet. Ya işte ne bileyim, bir ara ıspanak diyorlardı ya. Efendim demir bombası için. Diye ne alakası var? İşte adam bir virgül hatası yapmış ondalık hanede. Herkes ıspanağı öyle bilmiş. Ya aksine tek başına ıspanağı tükettiğiniz zaman vücuttan, vücuda demir vermeyi bırak, vücuttan demir attırır. Demir attırıyor. Mesela osteoporoz olanlar çaydan uzak dursunlar aynı zamanda. Çok fazla kahve tüketmesinler. Hiç mi çay içmeyecek? Tabii içecek canım. Sabah kahvaltısında, öğleden sonra 5 çayı vardır. İşte ne bileyim, bir dilim tereyağlı ekmeğini yiyecektir filan. Yani